Erdoğan yarın itibariyle başlayacak turda Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret edecek. Ziyaretlerde en önemli gündem maddesi Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve FETÖ ile mücadele. Enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayi ve diğer tüm sahalarda işbirliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki yeni rotası Angola, Togo ve Nijerya. Bazı ülkelere birden fazla olmak üzere bugüne kadar 28 Afrika ülkesini ziyaret eden Başkan Erdoğan 17 Ekim'de 3 ülkeyi kapsayan Afrika turuna çıkacak. Türkiye Afrika açılımıyla 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısını 2021'de 43'e çıkardı. Afrika kıtasıyla Türkiye'nin ticareti 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı sonu itibarıyla 25,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Başkan Erdoğan'ın COVID salgını sonrası gerçekleşeceği ilk Afrika turunun ilk durağı Angola olacak. Ziyarette daha önce iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin atılan somut adımlar değerlendirilecek petrol gelirleriyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden ve en hızlı değişen ülkelerinden birisi olan Angola'yla Türkiye'nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması isteniyor. Başkan Erdoğan 2016 yılında gittiği Nijerya'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirecek. Türkiye Nijerya İş Forumu'nda Başkan Erdoğan Türk ve Nijeryalı iş adamlarına hitap edecek. Nijerya ile Türkiye'nin 2020 yılı sonu itibarıyla 754 milyon dolar düzeyinde olan ticari hacminin kısa vadede 1 milyar doların üzerine yükseltilmesi amaçlanıyor. Nijerya ziyaretinde hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşmanın da imzalanması hedefleniyor. Ayrıca görüşmelerde FETÖ ile mücadelede gündeme gelecek. Halen Nijerya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyetlerine devam eden FETÖ okullarının Türkiye Marif Hakfı'na devredilmesi talebi de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Erdoğan'ın son durağı Togo olacak. Ziyarete iki ülke ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.